Bugün PowerShell Web 0 ile Hyper-V yönetimi üzerinde bir sunum yapacağım. Öncelikle kendimi tanıtayım. Ben Yusuf Öztürk. PowerShell MVP'siyim. Şu an Doruknet'te sistem mühendisi olarak çalışıyorum. Bunun dışında yaptığım bazı projelerle birlikte kendimi duyurmaya çalışıyorum. Şimdi bu sunumda ve Hyper-V'nin biraz da web üzerinden yönetimiyle ilgili bazı güzel şeyler göstereceğim. Umarım memnun kalırsınız. Bu arada şu an burada uygulayacağım bütün komutları şu an web sisteme ekledim. Çözüm farklı. Bu webcast ile ilgili kayıt açıldığında da veya forumdaki postada oradaki komutları yazmaya çalışacağım. Yani şu an yazacağım bütün komutların tamamı web sitesinde kayıttı. Böylelikle hani kaçırmış olmayacaksınız komutları. Çünkü biraz da zaman kısıtlı olduğu için hızlı geçmek zorunda kalacağım bazı şeyleri. Sorunuz varsa hemen o şey sırasını sorabilirsiniz. Hani şunu nasıl yaparız vesaire gibi şeyler olursa hemen göstermeye çalışayım. Yardımcı olmaya çalışacağım sizlere. Ajandamıza bakarsak şeyi anlatımları biraz kısa tuttum. Sadece PowerShell'in hakkında biraz bilgi vereceğim. Dinamik modül yapısı hakkında biraz bahsedeceğim. Sonra full demo ağırlıklı bir şey olacak, sunum olacak. Öncelikle PowerShell nedir ondan bahsedelim. PowerShell özellikle sistem yöneticileri düşünerek tasarlanmış, otomasyon ve yönetim kolaylığı sağlayan bir betim dili. Şu an birçok Windows sunucuda, yeni gelen Windows Server'da PowerShell default olarak aktif olarak geliyor. Ve yine PowerShell yeni çıkan Microsoft ürünlerin çoğunu sistemi etkileyebilecek kritik değişikliklerin yapıldığı tek araç. Özellikle Exchange tarafında bunu sıkça görebilirsiniz. Bazı önemli değişiklikler sadece PowerShell üzerinden yapılmakta. Yine Windows Server 2008 R2 ve sonrasında yani Windows Server 8'de yüklü olarak geliyor. PowerShell geçmişine bakacak olursak şöyle hızlı bir şekilde. PowerShell versiyon 1 2006 yılında çıktı. 129 adet komut barındırıyordu. İlk olarak Exchange 2007 üzerine adapte edildi. Yani ilk Exchange'in aslında şeyleri vardı. PowerShell komutları vardı. Yine Windows Server 2008'de opsiyon olarak geliyordu. Bu Roles and Features'tan sadece PowerShell'i aktif etmeniz gerekiyordu. PowerShell versiyon 2 ise 2010 yılında çıktı ve versiyon 2 ile birlikte Microsoft ürünlerinin önemli bir parçası haline geldi. Bu sürüm 236 adet komut barındırıyordu. Ama tabii ki yeterli değildi. Bu yüzden PowerShell versiyon 3 2011 yılında çıkması bekleniyor Windows Server 8 ile birlikte. Şu an hala beta'da. 3000 üzerinde komut barındırıyor. Artık Microsoft'un XP ve 2003 ailesi üzerindeki desteğini kaldırmasıyla birlikte PowerShell versiyon 3'ün de bu işletim sistemlerinin desteği kalmayacak. Dinamik modül yapısı nedir? Ondan bahsedeyim. PowerShell versiyon 2 kullananlarınız varsa PowerShell ile birlikte gelen modülleri kullanabilmeniz için Run Space PowerShell hostunuzda get modül list available yazıp önce available olan yani kullanılabilir olan modülleri görüp ondan sonra import modül işte X modülü deyip o modülü import etmeniz gerekiyordu. Run Space'e, o session'a. Fakat PowerShell versiyon 3'te bu kalkıyor. Birazdan göreceksiniz zaten demoda. Sadece PowerShell penceresini açmanız yeterli oluyor. Hemen içerisindeki tüm modüller o session'a yüklenmiş olarak gelmiş olduğunu göreceksiniz. O pardon, demo şeyini atlamışım. Şimdi demoya geçiyorum. Biraz uzun sürecek. Şu an ekran gelmiştir diye tahmin ediyorum. İnternet bağlantım biraz yavaş olabilir. O yüzden pencereler arasında yavaş geçiş yapmaya çalışacağım.
Bu sistemde şu an komutları ekledim. Görebilirsiniz. Az önce tüm komutları belki hani hemen ihtiyacınız olabilir, kullanmak isteyebilirsiniz diye şu an ekledim. Tamam, burada mevcut. Hemen bu şeylerin üzerinden, komutlar üzerinden gitmeye çalışalım. PowerShell penceremi açıyorum. Hyper-V'mi de açayım. Gördüğünüz gibi şu an Hyper-V'mde toplam 5 tane sunucum var. Bazıları Dynamic Memory kullanıyor. Açık ve çalışır durumdalar. Şu an burayla işim olmadığı için kapatıyorum. Öncelikle isterseniz Hyper-V modülünün kaç tane komut barındırdığını görmeye çalışalım. Eğer get command derseniz şu an PowerShell'de Dynamic modül dediğimiz ekli modüllerin tamamını görebilirsiniz. Hyper-V spesifik modül komutlarını görebilmemiz için yapmamız gereken şey şu. Property name'ine bakalım önce bunun. Get command yani şu pipe pardon. Var modül name Hyper-V yazıp count sayısına bakarsam yani sayısına pardon, kul koymayı unuttum. Şu an Windows Server 8 beta'yı kurup Hyper-V count'una bakarsınız, modül sayısına, konut sayısına 162 tane olduğunu görebilirsiniz. Gerçekten iyi bir rakam. Özellikle Hyper-V 2 zamanında VMI ile yönettiğimizi düşünürsek, PowerShell üzerinden Hyper-V VMI ile yönettiğimizi düşünürsek gayet iyi bir rakam. Hyper-V için bir şey de vardı. PowerShell modülü de vardı. Ama o bile bu kadar komut barındırmıyordu. Gerçekten birçok işlemi çok kolay bir şekilde artık PowerShell 3 üzerinde yapabiliyorsunuz Hyper-V'de. Şimdi yeni bir VM yaratmayı göstereyim size. Bunun için new VM isimli komut kullanıyoruz. Siteden de takip edebilirsiniz. Hani eğer görüntüde bir gecikme varsa oradan komutları da izleyebilirsiniz aslında. Takip edebilirsiniz. New VM boşluk name. Mesela çözüm park 1 diyelim. Çözüm park 01. Normalde new VM name çözüm park 01 derseniz disk olmadan işte 512 MB RAM'li bir şey yaratır. Sanal sunucu yaratır. Ben bir tane disk yaratması için new VHD komutunu da kullanacağım. Çözüm park 1'den sonra new VHD pet diyelim. Bunu R diski altında çözüm park 01 altında system.vhdx yeni gelen vhdx formatıyla kaydetsin. Ve sanal makinenin konfigürasyonunu da R volume altına yapsın. Yine size belirtmek için de çok basit bir şekilde şu şekilde yapabiliyoruz. New VHD size bytes tamamladığınız zaten otomatik olarak gelecektir. Sonrasında 40 GB yazıyorsunuz. Yani eskiden şeydi böyle kilobaytlarla vesaire uğraşabiliyordunuz ama yeni PowerShell 3 üzerindeki şeyde Hyper-V modülünde 40 GB yazmanız yeterli oluyor mesela bir 40 GB disk yaratmak için. Bunu enter deyip yaratmasını sağlıyorum. Gördüğünüz gibi makineyi yarattı. Veya birazdan göreceğiniz gibi makineyi yarattı. Şu an kapalı durumda. Şeyden kontrol edelim. Hyper-V'den de kontrol edelim yaratılan makineyi. Makinenin özelliklerine geldiğimde 512 MB RAM, bir CPU ve 40 GB disk de yarattığını görüyoruz. Herhangi bir network adaptör bağlamamış. Çünkü onları belirtmedim. Şu an bir tane switch'im mevcut. Virtual switch'im. O da Ubuntu'ya geçiyor. Şimdi bu makine üzerinde neler yapabileceğimize bakalım.
Öncelikle bu makinenin özelliklerini bir görelim. Bunun için sadece getvm komutu var. Getvm yazıp çözüm park 01 deyip bir pipe sonrası FL yıldız derseniz bunun bütün şeylerini, özelliklerini getirecektir çözüm park 01'in. Gördüğünüz gibi biraz önce Hyper-V Manager'da gördüğünüz bütün bilgileri aynı şekilde PowerShell ekranında da görüyoruz. İşte CPU usage olsun, state olsun, yani durum olsun, her şeyi şu an karşımızda görünüyor. Özellikle pet, mesela manager'dan göremeyebiliriz bu pet bilgisini. Buradan çok rahat bir şekilde sanal makinenin pet'in neresi olduğunu, yani config'in nerede durduğunu görebiliyoruz. Ayrıca PowerShell'de şey de vardır, wildcard da, yani bu yıldızı da kullanabilirsiniz. Yani getvm boşluk çözüm parkının çözü diyelim mesela. Çöz yıldız 01 derseniz yine çözüm park 01 makinesini getirdiğini görebilirsiniz. Bu da hani uzun isimli VM'leriniz varsa hepsini yazmamak için belli bir kısmı yazıp gerisine yıldız koyarak geçebiliyorsunuz. Şimdi şey yapalım. Sanal makinenin diskini, RAM'ini ve CPU'sunu nasıl görebileceğimize bakalım. Yine getvm çözüm park 01 pipe getvm prosesör diyorum. Siteden takip edebilirsiniz eğer şu an görmekte zorlanıyorsanız yine. Bunu yaptığımda CPU sayısının 1 olduğunu görüyorum. İşte VM adı vesaire nereye bağlı olduğunu bu tür bilgileri götürüyor. Yine eğer rezervasyonu yaptıysanız bu bilgileri buradan görebiliyorsunuz. Yine memory için getvm memory diyebilirsiniz. Burada da işte dynamic memory var mı yok mu? Startup RAM nedir? Maksimum ne olabilir? Bunları görebiliyorsunuz. Yine hard disk size'ını görebilmeniz için hani 40 GB olduğunu biz biliyoruz, biz yarattık ama eğer bir programatik yoldan diskin size'ını çekmek isterseniz ve bunu başka bir yerde yayınlamak istiyorsanız yapmanız gereken şey getvm hard disk drive deyip önce o hard disk drive'ı almak, sonrasında pipe ile birlikte getvhd yapmanız yeterli olacaktır. Bu sayede işte file size'ını ve pet'ini görebilirsiniz. Tek tuhaf tarafı, bunu aslında şeyde de hani bir bakmış gibi FireRail'de şeyde connect'te ama bunun böyle olması gerektiği söylendi Microsoft tarafından. Siz size'a disk yaratırken size'a 40 GB derken getvh dediğinizde bu size'ı yine şey kilobyte cinsinden görüyorsunuz. Orada bir şey hani gigabyte cinsinden getir diyebilme şansınız yok ne yazık ki. Bu şekilde yapılmış. Ve bu şekilde kullanacağız. Şimdi bir örnek olması amacıyla mesela bu sunucuya birden fazla yeni disk ekleme olayını görelim. Nasıl yapabiliriz programatik şekilde. Mesela makine çalışıyor olsaydı iSCSI üzerinden nasıl aynı anda 3 tane disk ekleyebiliriz onu göreceğiz. Mesela disk adları data disk 01, data disk 02 ve data disk 03 olan 3 tane şey yapalım. Disk alalım. Bunlar bizim disk adlarımız olsun. Sonra şu şekilde for each deyip disk name in disk names dersek, yani bu 3 tane disk içerisinden her biri için aşağıdaki işlemi uygula diyoruz şu an. Öncelikle pet'i verelim. Pet'imiz R volume altında çözüm park 01 altındaydı. Buna şu şekilde disk adı olacak diyoruz. Sonrasında bir de uzantısını, yani VHDX deyip pet'imizin bu olacağını belirtiyoruz. Bu diskin pet'i bu olacak diyoruz. Sonrasında yeni VHD yaratabilmek için new VHD komutunu kullanıyoruz. Pet'imizi biraz önce yazdığımız pet olarak gösteriyoruz. Ve kaç GB olduğunu belirlemek için size bytes deyip 40 GB yazmamız yeterli oluyor.
Sonra bu VHD bağlayacağımız makineyi göstermek için öncelikle getVM çözüm park 01 diyoruz. Sonrasında pipe koyup bu diski gösterme şeyini işlemine geçeceğiz. Hyper-V'de bu şeylerde, özellikle PowerShell'de işte network ekleme, disk ekleme olaylarının öncelikle VM'i getirip, yani şu VM'dir diyebilmek için getVM deyip makineyi getirip sonrasında pipe ekleyip işte set network, işte set CPU vesaire deyip şeyleri değiştirebilirsiniz. Makinenin özelliklerini değiştirebilirsiniz. GetVM çözüm farkı 01 deyip add -vm hard drive petim biraz önce belirttiğim pet olacaktır. Controller type diye de bir özellik var. Bu da işte iSCSI veya IDE olacaktır şeklinde diyebiliyorsunuz. Sonrasında bu komutu çalıştırdığımızda sırayla 3 tane diski oluşturup sonrasında bu diskleri Hyper-V'deki sanal makineye eklediğini göreceğiz. Şimdi makineye bakalım hakikaten eklemişim diye. Gördüğünüz gibi iSCSI controller altına 3 tane diski, 40 GB diski bir 10 saniyeden de daha az bir sürede yaratıp ekledik. Bu kadar basit programatik yönden bu işlemi halletmek. Şimdi biraz daha ilerleyelim. Mesela getVM Network Adapter deyip bu yeni yaratılmış çözüm parkı 01 isimli sanal sunucunun network bilgilerini getirelim. Yani çözüm park 01. FL yıldız dersem bana tüm bilgileri getirecektir. Network bilgilerinde fazla bir şey görmüyorum çünkü bir network'e bağlamadım. Sadece burada şeyleri görebiliyorum. Mesela Hyper-V 3 ile yeni gelen DHCP guard, router guard işte özellikleri, VMQ'suz, işte switch. Daha doğrusu mesela şey de var. Band setting de var. Yani trafik limiti koyarsanız sanal makinenizi buradan görebiliyorsunuz. İşte statüsü vesaire her şey burada. Şimdi bir de VLAN'ı getirelim. Get VM Network Adapter VLAN diyorum. Yine aynı şekilde VM name. Çözüm farkı 01 dersem şu an bir VLAN'a bağlı olmadığını ve Untagged modda olduğunu görebilirsiniz. Şimdi bu makinenin network adaptörünü ve VLAN'ını nasıl atayabileceğimizi göreceğiz. Bunun için yine her zaman olduğu gibi, baş söylediğim gibi getVM deyip önce VM'i getiriyoruz. getVM çözüm park 01 dersem onu VM'i getirecektir. Sonrasında bir pipe koyup get -vm network adaptör diyorum. Sonrasında tekrar pipe koyup bu şu anlama geliyor aslında bu. Şu VM'in şu network adaptörüne şu uplink'i ata diyeceğim. Bunu da getVM network adaptör sonrası connect tire VM network adaptör switch name'im uplink'tir dersem, yani bu uplink benim switch name'im, sizinki başka bir şeyse o şekilde yazmanız lazım. Yani bu şey generic bir şey değil. Enter diyorum. Ve uplink'e eklemiş oluyor. Connect etmiş oluyor. Eğer bunu geri çıkartmak isterseniz connect yerine disconnect diyorsunuz. Yani bir şey gibi kabloyu bağlayıp switch'ten gelen kabloyu bağlayıp çıkartmak gibi. Connect disconnect şeklinde aklınıza kalabilir. Şimdi bu makineye bir de şey yapalım. Trafik limiti koyalım. Yine getVM çözüm parkı 01 set VM network adaptör tire minimum parameter absolute 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 yazık ki 1 megabit bir şekilde yazmak gerekiyor. Maksimum bandwidth ise buna da 5 diyelim. Yani minimum 1 megabit, maksimum 5 megabit sahip olsun bu makine deyip trafiği limitliyorum. Ve şu an bu trafik limitlendi. Hemen makine üzerinden o
limitlere bakalım. Gördüğünüz gibi 1 megabit ve 5 megabit olmak üzere makinenin minimum ve maksimum şeylerini, trafik limitlerini belirledi. Şimdi buraya kadar aslında GUI'den yapılabilen her şeyi göstermiş oldum. Hani tavşanlardan yaptık ama GUI'den de yapabiliyordunuz. Şimdi şöyle bir durum var. Ben bu network adaptörü bir sileyim. Apply diyeyim. Bir tane legacy network adaptörü. Yani bu Linux'larda çalışan veya işte Fixboot yapmak istediğinizde kullanacağınız legacy network adaptörü gördüğünüz gibi şu an legacy network adaptörü üzerinde bir şey trafik limiti yok. Yani ben bir minimum veya maksimum limit koyamıyorum şu an arayüzden. Hani bunu görürseniz aklınıza şu gelebilir. Hani ben Windows'ları limitleyebileceğim. Yani bir şeysem, hosting firmasıysam veya hani limitlemem gereken bir yapım varsa ben normal network adaptörde bunları limitleyebileceğim Windows'larda ama bu Linux makinalarımı veya işte sentetik network adaptör desteklemeyen guest hostları limitleyemeyeceğim anlamına mı geliyor derseniz hayır. Bu sadece ara birimden yapamayacağınız anlamına gelir. Şu an legacy network adaptöre permit yani trafik limiti atayabilme olayı sadece şeyde var. PowerShell üzerinde var. Ama bu zannedersem bir şey değil. Hani özellik kısıtlaması veya vesaire değil. Sadece belki bu beta'ya yetişmemiş olan bir şey olabilir. Özellik olabilir. Ben bunun ilerleyen sürümlerde geleceğine inanıyorum. Şu an sadece ama şeyi legacy network adaptörü şeyden yapabiliyorsunuz. PowerShell'den limitleyebiliyorsunuz. İsterseniz bir deneyelim. Şu an legacy network adaptörüm var. Tekrar minimum 1 megabit ve maksimum 5 megabit diyorum. Enter diyorum. Ve limitledi. Yani ben ara birimde bir şey göremiyorum ama şu an Linux makinem içerisinde bir test yapsaydım ki yaptım ben. Minimum ve maksimumların 1 ve 5 megabit arası. Yani 5 megabiti görürdünüz. Bu da hani sadece PowerShell'den yapılabilen bir özellik şeklini göstermiş oldum. Hemen bu makineye bir VLAN ısayalım. Bunun için get VM çözüm park 01 set pardon set değil get VM network adaptör deyip önce o adaptörü getireyim. Sonrasında set VM network adaptör VLAN diyorum. Şuradan access diyorum. Yani bildiğiniz gibi şu an aslında untethered modda bu. Herhangi bir şey yok. VLAN bağlanmamış. Yani trunk modda anlamına gelir. Ama şu an access deyip VLAN ID dersem şu an VLAN yüzü set edebildiğimi göreceksiniz. Hemen kontrol edelim. Gördüğünüz gibi biraz önce yaptığımız işlem şu an şeyde yansıdı. Legacy Network Adapter'ın o VLAN ID seçeneğinde yansıdı. Şu an VLAN 100 olan bir sanal makinemiz var. Tekrar iptal edeyim. Tüm bu işlemler sonrası mesela tekrar trunk modu almak isterseniz bu access silip untethered yapmanız yeterli olacaktır. Bu sayede makinenin VLAN'ı tekrar eskisi gibi trunk moduna geçecek. Bu işlemler sonrası basit bir şekilde hani makineyi nasıl start edebileceğimi göstereyim. Bunda komut start VM. Start VM çözüm park 01 derseniz biraz önce yarattığımız makineyi bu şekilde start olduğunu görebilirsiniz. Bir şey çıkıyor. Information bar'la birlikte çıkar. Yine makineyi kapatmak için de stop -VM çözüm park 01 diyorum. Ve karşıma bir uyarı çıkıyor. Bu makineyi kapatmak istiyor musunuz şeklinde. Şimdi eğer bir yazılım yapıyorsunuz ve bunu hani bir web servis üzerinden vesaire yere göndereceksiniz bu sunucu üzerine. Bu hani şey confirmation istemeyebilirsiniz, zorlamayı istemeyebilirsiniz. Çünkü şey yapamazsınız, makineyi stop edemezsiniz bu durumda. Bunu engellemek için de
Force diye bir switch var. Stop VM, çözüm farkı 0-1. Treforce derseniz, yani ben her şeyi kabul ediyorum. Sen bunu zorla, zor bir şekilde şey yap, kapat anlamına geliyor. Ve gördüğünüz gibi şu an kapattı. Şu an 4-5 tane açık, bir tane kapalı sunucum var. Şimdi zaman daralıyor, şey göstereceğim. Resource Metering diye bir şey geldi Hyper-V 3 ile birlikte. Bu aslında şeydeki VMware tarafındaki şey oluyor. Limit değil de. Yani makinenin saatlik kullandığı kaynakların ortalamasını alıp hani bir saatlik bu makine işte şu kadar GB işlemci, CPU gücü, şu kadar memory, şu kadar disk alanını harcadığının şeyini tutan bir şey var VMware tarafında. Bu Hyper-V 3 tarafından resource metering özelliğiyle geldi. Artık siz bir şeysiniz, hosting firmasıysanız ya da bir danışman firmasıysanız ve bir sound sunucu sağlıyorsanız hani aylık bir ücretlendirme değil de saatlik bir kullanım mevcutsa bunu da bu şekilde şey yapabiliyorsunuz. Resource metering ile saatlik fiyatlandırma yapabileceksiniz müşterinize. Çünkü resource metering ise belirli, sizin belirleyeceğiniz saatler sonrasında mesela 3 saatlik veya 5 saatlik kullanım sonrasında ne kadarlık memory, CPU gücü vesaire harcandığını anlatabilir. Siz de bunları sizin birim maliyetlerinizle veya işte CPU'nun, GB'nin birim maliyeti neyse size onunla hesaplatıp müşterinize sunabilirsiniz. Resource metering sadece PowerShell üzerinde ve şey beta'dan çıksa da muhtemelen PowerShell'de olmaya devam edecek. Çünkü hani şeyde sunumda anlatmıştım. Kritik veya işte bazı önemli şeyler sadece PowerShell üzerinden yapılıyor. Çünkü şu şekilde düşünün. Eğer sizin 1000 tane makineniz varsa ve bunu ara birimden 1000 makinede resource metering'e çok kolay bir şekilde açabiliyor olsaydınız bu performans sıkıntısı yaratabilir makinelerinizde. O yüzden bunun daha dikkatli kullanılabilmesi için PowerShell tarafına eklenmiş bir özellik bu. Resource metering'i bir sunucu üzerinde aktif hale getirebilmek için yapmanız gereken tek şey öncelikle get VM deyip o makineye getirmek. Çözüm park 0-1. Sonrasında pipe'dan sonra enable VM resource metering demek olacaktır. Bu konu sonrası Hyper-V kendi tempinde artık şu an makinenin kullanım değerlerini sürekli not ediyor ve size bir saat sonunda şey yapıyor. Onun ortalama kullanım miktarını iletiyor. Ama eğer derseniz ki ben bir saat değil de bir günlük kullanım şey yapacağım. Ortalaması görüntülemek istiyorum. Bunu nasıl yaparım derseniz bunu da şu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Öncelikle bu kullanım süresine bakalım. Bunun için get VM host deyip pipe koyuyorum. FT sadece şu feature getir diyorum. Resource metering save interval. Şu an bu yine sitede mevcut komutlar arasında. Şu an zaten bir günmüş. Ben daha önceden ayarlamışım bir gün olarak. Ama hani siz bir gün değil de şu an default aslında bir saat bunu ben bir gün yaptım. İsterseniz iki saat yapalım. Bunun için yapmanız gereken şey set VM host tire resource metering save interval. Tap yaparsanız hemen gelecektir. Parantezler içerisinde saati daha kolay yazabilmek için new tire time span tire hours 2 diyorum. Yani 2 saat olacak diyorum. Enter'lıyorum ve şu an kullanım oranı 2 saatliğe düşmüş oldu. Tekrar interval getirirsem gördüğünüz gibi artık 1 gün değil 2 saat olmuş oluyor. Bu resource metering ile ilgili ek bir bilgi. Maksimum 1 gün yapabiliyorsunuz. Hani şey yok 30 gün tutsun bu şeyleri kayıtları ortalamayı 30 gün boyunca alsın diyemiyorsunuz ne yazık ki. Ben bir istekte bulundum ama bakalım belki şeyde gelir veya gelmez göreceğiz. Ama siz zaten PowerShell kullanıyorsanız bu saatlik verileri çok veya günlük verileri çok rahat bir şekilde hani bir yere export edebilirsiniz. Bir önceki sunumda webcast'in dışarıda göstermiştim.
zamanlanmış görevlerin nasıl yaratılabildiğini de, çok kolay bir şekilde nasıl yaratılabildiğini de anlatmıştım. Bir script yapıp bu değeri alıp zamanlanmış görevler sayesinde belli saatlerde database'e aktarabilirsiniz, örnek veriyorum. Tüm işlemler sonrası mesela bu Active Resource Metric'i görmek istiyorum. Makinem ne kadar CPU vesaire harcadı görmek istiyorum. Bunu hemen şu şekilde görelim. Bunun için getVM diyorsunuz. VM adını yazıyorsunuz. Çözüm farkı 01. Pipe yapıp measure VM diyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu an çözüm farkı 01'in average, yani ortalama CPU, RAM, disk ve network kullanımı. Yani işte bu 100 MB transfer etti. 50 MB indirdi. Yani download ve upload şeylerini de gösteriyor. Kullanımlarını gösteriyor. Ama şu an tabii çözüm farkı 0.1'de hiçbir işletim sistemi olmadığı için, kullanılmadığı için bunlar şey, kullanım oranları yok. Bir tane kullanılan bir makine getireyim. Benim mesela VMM 2012 isimli bir makine var. Şu an aktif şekilde kullanılıyor. Ona Measure VM dersem, mesela VMM 2012 makinem işte 2 saat önce ortalama 54 MB işlemci kullanmış. Yani aslında işlemci kullanımı yok. Yine bunun average RAM kullanımı, memory kullanımı 1302 MB RAM. Yani 1,3 GB RAM kullanmış. Maksimum kullandığı RAM'ler de mevcut. Yani maksimum bu VM 4 GB RAM'e çıkmış. O da zaten şeydir. Startup memory'sine ben şey vermiş olabilirim. 4 GB vermiş olabilirim. Sonra düşmüştür. Minimum mesela 512 kullanmış. Yani şeyden 4 GB ile başlamış, sonra 512'ye düştüğü olmuş. Total disk kullanımı da şu an şu kadar miktar. Şu an bölemeyeceğim şeye. Yine gönderdiği veri ve aldığı verileri de görebiliyorsunuz. Eğer bu şeyleri resetlemek isterseniz yapmanız gereken tek şey getVM VM 2012'den sonra reset diye tire VM resource metering yapmanız olacaktır. Bu işlem sonrası şu verileri tekrar şey yapacak. Resetleyecek. Gördüğünüz gibi network'ü resetledi. Şu an anlık kullandığı RAM ve şey getirdi. CPU getirdi. Şu an yine 53 MB bir kullanım var. Bu şekilde resetleyip, hani belki siz bir gün dersiniz, kendiniz resetleyip bir şey yaparsanız da bu şekilde yapabilirsiniz. Şu an vakit çok dar. Çok güzel bir şey daha göstermek istediğim için burayı bitiriyorum. Tüm yaptığımız işlemleri de bitirmek için remove VM deyip çözüm fark 0.1 diyorum. Ve yarattığım VM'i siliyorum. Remove VM ile de bugünkü bu komut tarafını bitirmiş oluyorum. Şimdi biraz şey, görsel nasıl yapabiliriz, web üzerinden nasıl yönetebiliriz onu göstermeye çalışacağım. Benim geçen sene çıkarttığım ve geliştirmesine devam ettiğim bir şey var. PostServer diye bir yazılım var. İnternetten postserver.net üzerinden indirebilirsiniz. Ücretsiz bir web serverdır. PowerShell web server bu. Şu an PowerShell üzerinde çalışan tek web serverdır. Başka alternatifi yok diye biliyorum şu an. İşlesi ücretsiz yok. Rediskim altında attım kendisini. Hemen R'ye gidiyorum. Hemen başlatıyorum PostServer'ımı. Hostname boş bırakıyorum localhost olması için. Portu da 8080 yapıyorum. Şu an 8080'den yayın yapmaya başladı. Hemen şeyini de bakayım. İçeriğini de göstereyim size. Şu an görebiliyor musunuz bilmiyorum ama çok kısa bir kod. Bir şey, VM'leri listeleyen, şu an makinenizde çalışan, sunucunuzda çalışan VM'leri listeliyor. VM açıksa stop VM action'ı geliyor. Yani VM'i durdurma aksiyonu getiriyor. Eğer VM'iniz açıksa da onu
pardon, kapalıysa da onu açma şeyini getiriyor, aksiyonunu getiriyor. Gördüğünüz gibi biraz refresh edelim. Şu an 2, 4, 5 tane makine var. Hemen bir tane şey yapalım. New VM diyelim. Bir tane hemen makine yarattım. Refresh diyorum. Gördüğünüz gibi anında web sayfama geldi. Bunu hani dışarıya açıp uzaktan da bu şekilde yönetebilirsiniz makinenizi. Gördüğünüz gibi şu CentOS DPM 12 makinelerim açık. O yüzden stop komutu geliyor. Ama yeni yarattığım New Virtual Machine isimli makine durduğu için şu an sadece ona Start VM komutu geliyor. Hemen şöyle bir test edelim. Şu Hyper-V penceremi yana atayım. Şu an yeni New Virtual Machine'imin kapalı olduğunu görüyorum. Hemen web ara biriminden Start VM komutunu veriyorum. Ve gördüğünüz gibi hemen anında makinem çalışmaya başlıyor. Şu an running durumda. Sayfayı güncellersem biraz önce Start VM olarak çıkan komutun şu an Stop VM olduğunu görüyorum. Yani şu an makine çalıştığı için onu Stop VM şekline getirdi. Tekrar Stop VM deyip makineyi kapatmaya çalışıyorum ama şu an kapanmıyor muhtemelen. Çünkü şey gördüğünüz gibi bizden Yes mi Confirm bekliyor. Evet dedim ve makineyi kapattım. Ben biraz önce söylediğim force komutunu şurada kullanmadım çünkü. Hemen oraya bir tane force komutu da simcide ekleyeyim. Şimdi biraz daha hani işin içerisine şey katalım. Ekstra güzellik katalım. Bu getirdiğimiz VM'in mesela özelliklerine bakalım. Sayfaya eklemeye çalışıyorum. Mesela örnek getVM CentOS diyorum. Benim getVM'de getirebildiğim özelliklerde örneğin neler var? Hemen bakalım. Memory Startup var. Bu sayfaya ekleyebilirim. Replication State var. Güzel. State var. CPU usage. Mesela CPU usage'ı gösterebileceğim bir şey yapayım. Web sayfası yapayım. Bunun için yapmam gereken tek şey hemen şu şeye gitmek. Sayfa içeriğine gitmek. Ben zaten şurada yukarıda gördüğünüz gibi VM'leri getVM parametresiyle alıyorum. Şimdi hemen şuraya şu şekilde bir ekleme yapıyorum. VM name'im buydu. Şöyle state diyeyim. Durum diyeyim veya Türkçe diyeyim. Ya da İngilizce kullanıyorum. Durum diyeyim. İki nokta üstte. Durum ne olacaktır? VM nokta state olacaktır. Yani bu VM'in state'ini getir diyorum. Sonrasında bir de CPU usage'ını getireyim. CPU usage, CPU kullanım diyeyim veya iki nokta üstte. CPU usage diyelim. Sonra şu line aynı şekilde şu bölümü oraya da kopyalayayım hemen. Evet, aynı şekilde kopyaladım. Hemen sayfamı güncelleyeyim. Gördüğünüz gibi şu an makinelerin durumlarını da getirdi. Şu an running olduğunu görüyorum. Mesela şu New Virtual Machine off durumda, kapalı durumda. CPU kullanımını getiremedik. Neden? Çünkü şunu yanlış yazdım. VM nokta CPU usage olacak. Tekrar güncellersem. Mesela şunlar 1 MHz kullanıyor muhtemelen. %1 kullanıyor veya CPU. Evet, %1 olması lazım. VMM 2012 %1 CPU kullanırken CentOS'un veya işte New Virtual Machine'in %0 CPU kullandığını görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi çok basit şekilde sadece saniye içerisinde bu makinemin yani Hyper üzerindeki bilgileri internete şu an çıkarmış durumdayım. İnternetten de yönetebiliyor durumdayım. Yani görebildiğiniz gibi aslında PowerShell'de bir kontrol panel yazabilmek
Bu kadar kolay. Bundan sonra tek yapacağınız şey kalıyor. Hani biraz görsellik, güzel bir tasarım yaparsanız göstermek istediğiniz bilgileri bu şekilde mesela VM.state, VM.cpu şeklinde kullanarak ilgili yerlere bunları koymak kalıyor. Sonrasında istediğiniz bilgilerle güzel bir yönetim arabirimi yapıp kullanıcılarınıza sunabilirsiniz. Gecikmeler varsa işte record ediyoruz şu an kayıt altında. Şeyden izleyebilirsiniz, takip edebilirsiniz. Şu son özellikle 5-10 dakikalık bölüm çok iyi bir örnekti diye tahmin ediyorum. Umarım faydalı olmuştur. Şimdi tekrar sunuma dönüp sorularınız varsa onları alacağım. Umarım faydalı olmuştur. Sorularınız varsa şu an alabilirim. Mustafa Bey'in bir geri bildirim var. Bunu ileteceğim ben. Teşekkürler. Hani şu an aklınıza gelmiyor ama sormak istediğiniz başka bir şey çıkarsa Çözüm Park'taki bu webcast'in şeyine forum postuna yazabilirsiniz. Oradan cevaplamaya çalışırım. Umarım faydalı olmuştur. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu akşam vaktine vakit ayırdığınız için. Çok sağ olun. İyi akşamlar.